Balık avı tutkunları merhaba. Bu videoda kendi metaljiklerinizi nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Metaljik bildiğiniz gibi balık avlamak için kullanılan bir çeşit yapay yemdir. Kendi metaljiklerinizi yapmak hem bütçenize hem de zevkinize uygun bir balık avı takımı oluşturmanın harika bir yoludur. İşte size metaljik yapımında ihtiyacınız olan malzemeler. Bu iş için gerekli olan ilk malzeme kalıp. Bunlar jig'in şeklini veren ve dökme işlemi sırasında erimiş metalin içine doldurulduğu kaplar. Kalıpları çeşitli boyut ve şekillerde internetten satın alabilirsiniz veya el emeğinizle kendiniz de bu kalıpları imal edebilirsiniz. Kurşun gibi ağır metallerin içine dökülebileceği ve yapışmadan çıkartılabileceği uygun malzemeleri seçmeyi unutmayın. Ayrıca jig'inizi istediğiniz renkte boyamak için metale uyumlu, kaliteli bir boya kullanmanız lazım Oya seçerken balıkların gözünü çekebilecek, cezbedebilecek parlak veya metalik renkler tercih edebilirsiniz. Jiginizi boyadıktan sonra korumak ve daha dayanıklı hale getirmek için üzerine şeffaf bir katman sürmeniz gerekir. Bu amaçla epoksi veya poliüretan gibi sertleşen bir maddeyi şeffaf kaplama olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra jiginizi oltanıza bağlamak için ayrı halkalar yani split ringler, kancalar, solid ringler yani solid halkalar kullanmanız gerekiyor. Ayrık ve solid halkalar Jig'in hareket kabiliyetini arttırırken kancalar balığı yakalamak için gerekli. Ayrıca asist iğne de mutlaka satın alınmalı veya kendi elemenizle, el becerinizle imal edilmeli. Halkaların ve kancaların jiginize uygun boyutta olduğundan mutlaka emin olun. Jigleri kalıba dökerken ortasından geçirmeyi unutmayacağımız her iki uçta da halkalar oluşturacak teli de unutmayalım. Ayrıca ben jigi boyamak değil hologramla kaplamak istiyorum da diyebilirsiniz. Bunun için ısı geçirgenliği sayesinde jiglere yapışan hologramlardan satın almanız gerekebilir çeşitli renklerde ve şekillerde desenler olan hologramlar internette mevcut. Ayrıca ısı geçirgenliği için yüksek sıcaklıklara dayanıklı süngere de ihtiyacınız var. Isı kaynağı olarak ütünüzü kullanabilirsiniz. Metaljikler adı üstünde ağır metallerden imal edilir. İmalat sırasında güvenliğinizi asla elden bırakmayın. Kurşun gibi zararlı metallerle çalışırken göz, el ve solunum yollarınızı korumak için uygun ekipmanları yüzünüze takmanız şarttır. Bu ekipmanlar arasında koruyucu gözlük, eldiven ve maske bulunur. Metali eritmek için bir eritme potası lazım. Eritme potasından kalıba kurşunu dökerken kepçede kullanabilirsiniz. Bu araçlar metal dayanıklı olmalı ve yüksek ısıya maruz kalabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Metali eritmek için yeterli ısı sağlayan bir ısı kaynağına ihtiyacınız olacak. Bunun için Propan yakıcı veya elektrikli ocak gibi araçlar kullanabilirsiniz. Eritilmiş metali kalıba dökerken veya kalıptan çıkarırken ellerinizi yakmamak için mutlaka pense kullanın. Pense metalin sıcaklığına dayanabilecek şekilde yapılmış olmalı. Zımpara kağıdı veya çelik gün jiginizin kenarlarını düzgünleştirmek ve pürüzleri gidermek için gerekli. Bu işlem jiginizin daha iyi görünmesini ve balık avlarken daha iyi performans göstermesini sağlayacak. Ayrıca boyarken veya üzerine hologram kaplamakta hesaplarken girinti veya çıkıntı olmamasını sağlayacaktır. Eğer yüksek hacimli işler yapıyorsanız mengene kavramaları veya kelepçeler gerekiyor. Kalıbınızı dökme işlemi sırasında sabit tutmak için mengene kavramaları veya kelepçeler kullanın. Bu sayede metalin kalıbın içine eşit şekilde dağılmasını ve istediğiniz şekli almasını sağlayabilirsiniz. Havalandırma çok önemli arkadaşlar. Eğer açık havada çalışma gibi bir şansınız yoksa kurşun gibi metalleri eritirken ortaya çıkan duman ve gazlara maruz kalmamak için iyi havalandırılan bir alanda çalışın. Aspiratörünüz daima çalışır durumda olsun. Malzemelerimizi hazırladıktan sonra metalciklerimizi yapmak için adım adım ilerlememiz gerekiyor. Birinci adım mutlaka güvenliğin sağlanması. Daha önce de belirttiğim gibi kurşun gibi zararlı metallerle çalışırken göz, el ve solunum yollarınızı korumak için ilk iş olarak uygun ekipmanları takın. Ayrıca iyi havalandırılan bir alanda veya dış mekanda çalışın. Kalıbınızı bir güzel hazırlayın. Jiginizin şeklini belirleyin. Kalıbı seçin ve yerine mutlaka sabitleyin. Eğer yeni bir kalıpsa, önceden ısıtın ve üzerindeki kalıntıları ve yağları yakın. Bu size daha temiz bir döküm sağlayacaktır. Kalıbı hazırladıktan sonra metali eritin. Metali eritmek için bir pota ve bir ısı kaynağına ihtiyacınız var. Metali aşırı ısıtmamaya çalışın. Sıcak metalin taşınmasıyla ilgili güvenlik yönergelerini de mutlaka izlemeye dikkat edin. Dördüncü aşamada erimiş metali dikkatlice kalıba dökmek var. Aşırı ağırlığı önlemek için aşırı doldurmaktan kaçının. Hava kabarcıklarını serbest bırakmak için kalıba hafifçe vurun. Sonra jiginizi soğumaya bırakın. Jiginizin kalıp içinde soğumasını ve katılaşmasını bekleyin. Bu aparatın boyuna ve kalınlığına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir. Kalıptan çıkarmaya çalışmadan önce aparatın tamamen soğuduğundan mutlaka emin olun. Bir diğer aşama jig'in dikkatlice kalıptan çıkartılması. Jig'in ayrıntılarına zarar vermemeye çalışarak mutlaka çok büyük bir titizlikle jig'inizi kalıptan çıkartın. Jig kalıptan çıktıktan sonra üzerindeki fazla metali veya keskin kenarları kesmek için pense kullanın. Jig üzerindeki pürüzlü noktaları veya kusurları düzeltmek için zımpara kağıdı ve çelik yününü yavaş yavaş jig'inizin üzerine uygulayın. Jig'inizi ürettiniz ancak balıkları bu şekliyle asla cezbedemezsiniz. Jiginize renk ve ayrıntı eklemek için balıklara özel boyalar kullanın. Renkli boyalardan önce mutlaka bir astar uygulayın. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için birden fazla ince kat uygulayın. Katlar arasında ve bir sonraki adıma geçmeden önce boyanın tamamen kurumasını bekleyin. Jigi boyamak yerine hologramla kaplamayı tercih edebilirsiniz. Hologramla kaplamadan önce bir kat astar uygulamayı unutmayın. Satın aldığınız hologramları jigin her iki tarafına yerleştirin. Yanmaz erimez süngerinizin arasına sandviç gibi yerleştirin. Üzerine sıcak ütü uygulayın. Yeterince ısındığını anladığınızda jig'i süngerlerin arasından çıkartın ve hologramın üst katını yavaşça alın. Boyayı ve hologramı korumak için jiginize şeffaf bir kaplama uygulamanız gerektiğini daha önceden söylemiştik. Boyalı veya hologramlı yüzeye şeffaf bir epoksi veya poliüretan kaplama uygulayın. Bu boyayı korur ve dayanıklılık sağlar. Şeffaf kaplamanın eşit şekilde uygulanmasını mutlaka sağlayın. Damlamamaları veya düz olmayan yüzeyleri önlemek için vernikli katın tamamen kuruması için yeterli bir süre tanıyın. Ayrıca epoksinin eşit dağılması için jiginizi sürekli çevirmeniz gerekir. Bunun için daha önce maket balık yapımında bahsetmiş olduğum döner aparatları kullanabilirsiniz. Evet, artık balık tutmaya hazırsınız diyemiyorum. Çünkü size kanca ve asistine lazım. Jig'i kalıba dökerken ortasından geçirmiş olduğunuz telin oluşturduğu yuvarlak halkalara Split ringler yani ayrı halkalar kullanarak jiginizi ve asistinizi takabilirsiniz. Kancaların büyüklüğünü, asistin büyüklüğünü yapacağınız balık tutma türüne ve jiginizin boyutuna göre seçin. Tüm bileşenlerin güvenli bir şekilde takıldığından emin olmak için jiginizi mutlaka son bir incelemeden geçirin. Dostlar emin olun metalik yapımı balık avı hobinize yeni bir boyut kazandıracak. Farklı renk ve tasarımlarla denemeler yaparak balıkçılık tercihlerinize uygun jigleri oluşturabilirsiniz. Bu iş için bolca zaman ayırmayı ve güvenlik önlemleri almayı unutmayın. Hepinize iyi eğlenceler. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz alta beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu şekilde bana destek olabilir ve daha fazla içerik üretmemi sağlayabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Sizinle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.